Gezi Parkı eylemlerine destek için Ümraniye'deki gösterilerde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın davası olaylı başladı. Avukatların taleplerini almadan duruşmayı bitiren hakime salonda tepki vardı. Adliyenin önünde karışıktı. Görüntüler Kartal Adliyesi'nden. Mehmet Ayvalıtaş davasında duruşmanın hemen öncesi. Tansiyon çok yüksek. Tarih 2 Haziran 2013. Mehmet Ayvalıtaş o gün İstanbul Ümraniye'deydi. Gezi Parkı protestolarına destek için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sırasında grubun arasına bir araç daldı. Hızla Ayvalıtaş'a çarptı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Ayvalıtaş daha 20 yaşındaydı. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden ilk isim oldu. Evladını yitiren Fadime Ayvalıtaş acıya daha fazla dayanamadı ve olaydan 6 ay sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ayvalıtaş davasının ikinci duruşması vardı. Onlarca kişi erken saatlerde Kartal Adliyesi'ne geldi. Salona girebilen girdi. Çoğu dışarıda kaldı. Polisle duruşmaya katılmak isteyenler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olumsuzluk yaşanmasın diye CHP milletvekilleriyle polis arasında pazarlık yapıldı. Yani adliyenin camını çerçevesini kırıldı biliyorsunuz. Daha sonra devreye hala yoğun bakımda olan Berkin Elvan'ın babası girdi. 8 aydır yatıyor. Bizim çektiğimiz acıyı kimse çekmiyor. Bu anaların acısı. Sizler de belki hissediyorsunuzdur ama sanmıyorum öyle bir olduğunu. Kesinlikle bir taşkınlık istemiyoruz. Tahrik etmeyin. Böyle. Dava 14'te başladı. Mehmet Ayvalıtaş'ın anneannesi duruşmaya kızı Fadime Ayvalıtaş'ın fotoğrafıyla geldi. Duruşmaya sanıklardan kimse katılmadı. Mahkeme heyeti eksik belge ve delillerin araştırılması gerekçesiyle davayı 21 Mayıs'a erteledi. Sanıkların da o gün duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Haberin ardından içeride ve dışarıda tansiyon yine yükseldi. Gezi protestoları sırasında Ankara'da polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük'le ilgili emniyet soruşturması da tamamlandı. Ethem'i öldürmekten yargılanan polis Ahmet Şahbaz'a sadece 24 ay kıdem durdurma cezası verildi. Şahbaz hakkında soruşturma yapan polis başmüfettişinin ihraç talebinde bile bulunmadığı ortaya çıktı. Hem gezi olaylarını hem sonrasındaki süreci yakından izleyen bir gazeteci arkadaşımız İsmail Saymaz'a bağlanacağız şimdi. O da bugün duruşmadaydı. İsmail iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldin. İyi akşamlar, iyi günler. Ali İsmail Korkmaz'ın duruşmasından sonra da görüşmüştük. Bugünkü duruşmayla kıyaslarsan aynı mı yargının tavrı? Aslında değil. Dünkü, daha doğrusu Ali İsmail Korkmaz davasında Kayseri Aciza Mahkemesi heyeti daha toleranslıydı. Benzeri tepkilerin daha fazlası aslında orada gösterildiği halde daha iyimser bir yaklaşım gösterdi ve taleplerin hepsini dikkate alarak dosyanın daha sürdürülebilir hale gelmesini sağladılar bu olumlu tavırlarıyla. Fakat bugünkü yargılamada mahkeme heyeti çok sertti. Daha başlar başlamaz mahkeme başkanı otoritesini anladığım kadarıyla ortaya koymak adına sert bir çıkış gösterdi avukatlara. Fakat salon çok dar. Dünyanın en büyük adliyesi olarak tanıtılan bu adliyede klima sistemi, mikrofon sistemi ve kamera sistemi çalışmıyordu. Bunun da yarattığı içeride yoğun bir stres ortamı oluştu. Bir taraftan gerginlik de söz konusuydu. Çünkü bir önceki celseye katılan anne Fadime Ayvalıtaş iki duruşma arasında hayatını kaybetmişti. Ve bu yüzden duruşmada aynı zamanda annenin de yol açtığı bir duygusallık vardı. Hı hı. Dolayısıyla avukatlar ilk söz aldıklarında annenin yokluğuna dikkat çekerek demek ki insanlar sadece kurşunla, trafik kazasında, araba altında kalarak değil adaletsizlikle de ölebilirmiş diye itirazlarını ortaya koydular ve bu davayı siz bir trafik kazası olarak göremeyeceksiniz. Mehmet Ayvalıtaş bir gezi şehididir diyerek sözlerini noktaladılar. Duruşma bu tansiyonla başladı. Tabii mahkeme heyeti şunu dile getirdi. Sanıklar özellikle bir sanık iki kez çağrıya rağmen katılmamıştı. Bu duruşmada bir gerginlik yarattı. Sonrasında şu ortaya çıktı ki savcılıktan mahkemeye gönderilmiş, bir polise teslim edilmiş ve zimmet defterine geçirilmiş kıymetli evrakların önemli bir bölümünün UYAP sisteminde görüldüğü halde mahkeme dosyasına girmediği
kaybolduğu şeklinde bir sonuç ortaya çıktı. Bu da mahkemede bir tepki yarattı. Avukat arasında bir tepki yarattı. Çünkü bunlar arasında kriminal ve kimyasal inceleme sonucu hazırlanmış raporlar, kimlik fotokopileri söz konusuydu. Avukatlar bunların derhal bulunması gerektiğini savundular. Bir de avukatlardan biri dışarıda göstericilere müdahalede bulunulduğunu, bu göstericilerin salon darlığı nedeniyle dışarıda kaldıklarını ve dolayısıyla duruşmanın devamı sayılacağını, mahkemenin buradaki müdahaleye bir son verdirmesi gerektiğini savundu. Heyet ara karar almak üzere toplantı salonuna girdi. 5 dakika sonra çıktıklarında belgelerin araştırması talebini kabul, diğerini reddettiler. Tabii hal böyle olunca duruşma salonundan büyük tepkiler yükseldi. Burada bir gösterici, duruşma salonunda bulunan bir izleyici elindeki pet şişesini heyetin oturduğu bölümdeki duvara fırlatınca doğrusu oradaki gerginlik artık durağa varmış oldu. Çünkü şişe duvardan sekip hakim heyetinin bulunduğu masaya vurdu. Bunun üzerine heyet üyelerinden biri cübbesini çıkarıp koltuğa fırlattı ve duruşmayı terk etti. Sonra heyetin diğer üyeleri ve katip de terk etti. Tabii burada avukatlar heyetin terk etmesinden önce şuna dikkat çektiler. Bu manzaranın müsebbibi salon darlığı ve oluşan tansiyon, davanın nakline sebep gösterilmemelidir denildi. Böyle bir endişenin de söz konusu olduğu anlaşılıyor. Tabii içerideki gerginlik dışarıya da yansıdı. Dışarıda beklemekte olan göstericilerle polis arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Daha sonra basın açıklaması yapılacaktı ki bu gerginlik onun da kısa süreli önüne geçti, yapılmasının önüne geçti. Dolayısıyla aslında Ali İsmail Korkmaz davasında gösterilen tolerans, en azından heyetin gösterdiği tolerans tabii ki, burada esirgendi. Bu gösterilebilseydi şayet daha sağlıklı bir uygulama yapılabilirdi. Bir de Ethem Sarısülü'yü sorsam, onun vurmakla suçlanan polise verilen ceza diyemeyeceğim artık, kıdem durdurma diyelim. Bu konuda ne dersin? Hiç şaşırtıcı değil. Çünkü 2007 yılında polis vazife ve selahiyetleri kanunu değiştirildiği ve basit cezalık suçlarda bile polisin kaçan şüphelinin arkasından ateş etme yetkisinin olan tanındığı, her yerde herkesi durdurabilme yetkisinin olan tanındığı bir Türkiye'de, o günden bu yana polis şiddetini, hayatını kaybeden insan sayısı 140'ı geçmişken bu uygulamaların tamamını normal karşılıyorum. Çünkü geçen süreçte işkence ve kötü muamele iddiasıyla mesleğinden ihraç edilen sanık sayısı sadece 1 diye kodlandı. Ve bugüne kadar idari cezalarda bunun dışında verilen ağırlıklı cezalar en çok 24 ay kıdem durdurma ya da maaş kesintisi oldu. Ölümcül vakalarda bile en üst sınır buydu. Bundan daha hafif uygulanan cezalar vardır. 3 günlük maaş kesimi cezası verilen işkence sanığı polis vardır. Dolayısıyla polis vazife selahiyet kanunu böyleyken onların destan yazdığı yüzlerine karşı söylenirken bu cezanın verilmesi hiç şaşırtıcı değil. İsmail Saymaz, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için.